O zaman gelsin de görüntüler bir ekranlara lütfen. Tamam. Necati Bey'in. Buyurun, LED'e de verelim. Kalbime böyle bir aşk görülmemiş dünyada. Ne geçmişte ne de bundan sonra. Bu alemde yaşatır muyum? Ben bizi farklı sanmıştım. Yalan yok, harbi kalmıştım. Sen bana nasıl baktın bilmiyorum. Ama ben sana farklı bakmıştım. Duygularım varmış bilmiyordum. Sana her gece kendim için. Bana sen olacaksın. Bana sen. Silemedim alnımın yazısını, bir düşene sor aşk belasını, yar beni yandırma söyle. Ay Allah'ım ya. Bunları kim paylaştı peki Necati Beyciğim? Niye ağlıyorsun peki canım? Bunları ben paylaştım. Tamam. Ne bana yalan söylüyorsun? Doğru söyle ya canım ya. Bunları bak gelinim bana öğretti. Telefon numarası. Ama ben sana az önce dedim ki paylaştırma. Bak karı koca beraber siz sosyal medyaya giriyormuşsunuz. Eşinin görüntülerini bekliyorum. Bunlar daha yeni bunlar. Daha geçen... Bunlar 10 gün 15 gün önce attım ben bunları. Akıllı telefonla kendini kime benzettin öyle? Kimseye benzetmedim. Neden? Eşin gidince bir ilgi çekmeye mi çalıştı? Yani. Ben de yakışıklıyım. Bıraktın gittin bak geride nasıl bir adam var. Yani benim kıymetimi bilmedi. O yüzden sen de onları paylaştın yani. Yani. Ben de güzel adamım beni niye görmüyorsun demişsin orada. Dedim ne yapayım. Misliye Hanım'a. Seviyorum. Seviyor musun? Seviyorum. Ailemi çok seviyordum. Bir de çoluk çocuğumu bir de gözümün önünde eriyor çocuklarım. Gelininiz Şengül Hanım telefon hattındaymış şu anda. Bir gelinle konuşayım. Şengül Hanım merhabalar. Merhabalar Didem Hanım, iyi yayınlar. Teşekkürler. Kayınpederiniz burada. Yani iki gözü iki çeşme, çok fena üzgün. En son kayınvalideyle siz mi görüştünüz Misliye Hanım'la? Ben görüştüm. Nasıl? Ne zaman evden giderken siz mi gördünüz? Ne zaman gördünüz? Ne konuştunuz? Giderken görmedim. Biz ayrı yaşıyoruz zaten. Ha tamam. Ne konuştunuz? Evet. Sabah 8 Eylül'de evden çıkmış. 8 Eylül evet. Akşamüstü 5 gibi beni aradı. Tamam. Evden gittikten sonra sizi aradı. Böyle. Ha. Evden gittikten sonra sanırım gideceği yere gittikten sonra beni aradı. Hı-hı. Ben dedi şu an dedi çok uzaktayım. Hı-hı. Ben dedi bıktım artık. Pek istemiyorum Şengül dedi, anlaşamıyoruz biz dedi. Hı-hı. Anne o zaman benim yanıma çık gel, ne anlaşamayacak ne var dedim. Hı hı. Sen biliyorsun dedi durumları dedi, ben dedi istemiyorum artık dedi, bıktım artık dedi. Zaten son zamanlarda sürekli evden gideceğini bana söylüyordu. Öyle herkese mi? Söylüyordu. Kimin yanına gidecekmiş? Hani bırakıp... Kayınvalidenin, kayınpederin yani anlaşamıyorlar mıydı? Ne dersin gelin olarak ne görüyordun? Necati Bey mi haklı? Aslında babam onun üstüne titreyen bir insandı. Hani seviyordu, çok seviyordu, hala da seviyor. Biz bu hatalarına karşı hala onu seviyor ama... Yani sizce ki... Bana dedi ben dedi yapamıyorum artık. Yani peki sizce kim haklı? Kayınvalide mi haklı, kayınpeder mi haklı? Hangisi haklı sizce? Bence kayınpederim haklı abla. Neden dersen? Ha. Neden? Bunları hak etmedi yani, çok iyi bir insan kendisi. Evet. Üstüne titriyordu çocuk gibi, bizim gözümüzün önünde onu seviyordu. Ne bileyim istediği her şey bugün istese yarın önüne geliyordu. Neden böyle yaptı ben de anlamadım. Son zamanlar psikolojim çok bozuk deyip duruyordu. Neden diyorduk ona, söylemiyordu bize. Peki sen anne böyle yapıyorsun diyordu. Evet. İş yerinde falan ağlıyormuş sürekli. Kim ağlıyormuş? Misliye Hanım mı? Ha. Peki son zamanlarda iş yerinde falan ağlıyormuş. 14 Şubat'ta kayınpederiniz ona bir telefon almış, akıllı telefon. Sonrasında o işte biriyle mi oradan tanıştı gitti acaba? Birinin yanında, ya yani Mehmet Bey diye birinin yanında olduğunu iddia ediyor kayınpederiniz. Ben de onun şifresi vardı. Onun P'sini ben açmıştım ona. Öyle mi? Aa tamam. O gittikten sonra ben onun P'sine girdim abla. Tamam. Arkadaşlarının hepsine söylemiş. Hani lakabı Ethem ama. Tamam. Soy ismini söylemeyelim. Mehmet diye biri. Evet. Tamam. Evet söylemiş. Hı-hı. Ben bununla bunca zamandır anlaşıyorum. Beni cezbet. Adama demiş benim çocuğum yok, bir tane evlatlık çocuğum var sadece, o da eski eşimin oğlu demiş. Ankara'da mı peki bu Mehmet? Ankara'da durduğunu arkadaşlarına da söylemiş. ben onun yanına gidip geliyorum, biz görüşüyoruz, geziyoruz, anlaşıyoruz demiş arkadaşlarına. Peki yani... Arkadaşlarına ulaştım. Heh, evet, bayağı bir araştırmışsın, aferin Şengül sana. Ben bir arkadaşına ulaştım, kız arkadaşına. Evet. Dedim böyle böyle annemden haber alamıyoruz, ne olursun bize bir yardımcı ol dedim. Hı hı. Kadın ulaşmış kendisi sağ olsun, bana da döndü. Annem ona demiş artık beni... Hı? Evli mi peki bu Mehmet? Anlamadım orayı. Anlamadım. Mehmet evli mi? Onu bilmiyorum tam olarak. Annesiyle yaşadığını söyledi bana. Annemin arkadaşı söyledi. Aha. Hani öyle bir insan değil dedi kendisi. Evli mi değil mi bilmiyorum ama o benim de uzun bir süreden beri arkadaşım dedi kadın bana. Ben ulaşayım kendisine, size döneyim dedi. Ulaşmış. Annemle de görüşmüş onun söylemesine göre. Ama siz 5 aydır konuşamıyorsunuz herhalde değil mi? Hiç aramadı. Hiç. Ben gittiği günden beri hiç haber alamadım. Yani sizin eşiniz, yani oğlu ya da diğer çocukları ya da işte kayın... Hiçbirimize ulaşmadı. Tamam peki. Çok teşekkürler tatlım benim. Hiçbir haber alamadık. Tamam, çok teşekkürler. Necati Beyciğim, giderken evden 20.000 lira para, 3 çeyrek altın, bir de sizin yeni telefonunuzu da almış, evet, götürmüş. Evet, götürdü, evet. Siz böyle her üzerine mi titriyordunuz eşinizin? Canı sıkın mıydı? Dikkatinizi çeken bir şey var mıydı? Benim yanımda bile bak anlamadım. Mesajlar tutuyordu. Devamlı bir şeyler yapıyordu. Ben diyordum niye böyle yapıyorsun diyorum. Hanım sen niye böyle bir iş yapmıyorsun? Yani ne yazıyorsun sen diyorum. Hı hı. Diyordu bir şey yapmıyorum ki ben diyordu. Göster bakalım bana diyorum. Çay resmi gösteriyor. Bir şey gösteriyor. Ben bir şey yapmıyorum ki diyor. Bak yaptın çok ayıp diyorum. Bana karşı diyorum böyle yapma diyorum bir tanem diyorum. Ben bir şey yapmıyorum, Necati'm diyor. Peki ikinizin aynı anda mı sosyal medyası var? Acaba o sizi... Benim yok, benim hiçbir şeyim yoktu. Ben bu görüntüler ne yani? Bunları ben yeni gelinim açtı bana bunları. Ha, daha yeni açtı. Daha yeni açtı. Ha. Şundan bak bir ay önceden beri ben sen kıskandırmak için mi o sosyal medyayı açtın? Ya açık söyle Necati Beyciğim. Kıskandırmak için yapmışsın. Acaba ben daha mı tipsiz miyim diyorum kendi kendime. Vallahi bak inan ki üzülüyorum. Yani içim yiyor yani. Onun üzerine senin sosyal medya hesabı açtın. Normal bir bayanlar beğeniyor. Aa. Bak şimdi normal bir bayanlar beğeniyor. Kim beğeniyor seni? Yani bir de mesaj da yazanlar diyor yani bana diyor, sen çok efendi birisin diyorlar. Şey yapıyorlar. Yani sen sosyal medya hesabı açınca karına nispet olsun, onu kıskandırmak için. Oradan başka kadınlar da Necati sen çok yakışıklısın falan mı dediler? Ne oluyor yani, yalan değil. Ben mesaj yazmasını bile bilmiyorum vallahi. Onlara yazıyor musun peki? Hayır. Ha? Kesinlikle. Vallahi yazmıyorum, billahi yazmıyorum. Ha, tamam. İnan ki yazmıyorum. Sen eşinin dönmesini mi istiyorsun? Ha? Eşinden ne istiyorsun? Dönsün mü eşin? Bana bak. Çoluk çocuğun hatırı hazarım diyordu bak. Poyrazım diyordu. Evet. Eğer beni istemiyorsa aminle başımın üstünde yeri var. Hı hı. Gelsin çoluk çocuğunun başına, huzuru da yoksa orada. Gelsin. Hı hı. Ben çıkarım, ayrı çıkarım. Yani diğer değerli memleketlere giderim. Gelsin çoluk çocuğunun başına, bu lekeyi alnımıza sürmesin bizim. Peki eşine şu... 2 nolu kamera mı? Evet, kameraman arkadaşım. Eşine bir seslenir misin? Sevgili Misliye Hanım'a ne kadar sevdiğini şu kameralar vasıtasıyla hem ona göster hem hepimize göster. Hadi bir seslen eşini tatlım. Hadi Necati Beyciğim. Hüsniye bir tane. Seni hayır canım ne kadar sevdiğimi çok iyi biliyorsun. Niye bu namkörlüğü yaptın bana? Pişmancılığın varsa dön bir tanem. Dön çoluk çocuğunun başına dön. Bunu bana yerimden vurdun beni. Beni istemiyorsan eğer çoluk çocuğunun başına dön. Hazarım diyordun, Poyraz'ım diyordun, Serpil'im diyordun. Ne oldu? Bu kadar mıydı? Bizim anlaşmamız böyle miydi? Necati Beyciğim ya. Hiç geçen günlerin hasta hatırı yok mu bir tane? 40 yıllık beraberdik. 40 yıldan beri. Ben sana bir günden güne bir hata yaptım mı? Sen bana 2-3 ayın içinde çok deniştin. Namkörlük yaptın. Ama ben her türlü sana gene affediyorum. Huzurun yoksa dön bir tanem. Ben senin bir sürü kusurlarını affettim bir tane yavrum. Ay canım ya. Sen seviyorsun onu ya. Ya bir yanlışın olsaydı gelin de söylerdi. Buyur? Bir yanlışın olsaydı gelin de söylerdi. Yok, inan ki yok. Ben göründüğüm gibi bir insanım ama demek ki iyi insanların şansı yok. Hele fakirsen eğer... Öyle deme canım. Benim hanım deme. Demek ki zenginliğe böyle şey yaptı. Ya beraber olduğu kişinin parası mı var diyorsun? Vardır inşallah, böyle değilse... Adam Manisa'ya bile geliyormuş. Sonradan duyuyorum ben bunları. Ha, parası var, Manisa'ya gelip eşini orada gezdiriyor muymuş? Gezdiriyormuş. Oo. Ha, gezdiriyormuş. Sen bayağı şey öğrenmişsin. Ha. Peki Necati Beyciğim, biz Misliye Hanım'a bir ulaşmaya çalışalım. İnşallah. Ya vallahi ben ikna oldum. Bilmiyorum, siz ikna oldunuz mu? Sevgili izleyiciler, ekran başına siz ikna oldunuz mu? Necati Bey'in bu aşkı samimi bir aşk mı? Lütfen Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye yorumlarınızı yazar mısınız? Ben sizi misafir edeyim dışarıda. Merak etmeyin, devam edeceğim. Konuyu araştıracağım. Elimden geleni yapacağım. Sizi lütfen helal edin. Hakkım helal olsun lütfen. Siz hakkınızı helal edin. Sizden şöyle... de kusura bakmayın. Hepiniz Yok. İçin çok teşekkürler. Sağ ol bir tanem. Hakkınızı helal edin. Sağ ol, teşekkürler.